Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımız 2024 yılı bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisimizi ve ekranları başındaki yüce Türk milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Türk gençliği, geleceğin mimarı ve mihmandarı, Türk milletinin ışığı, Türk bayrağının şerefli taşıyıcısıdır. Türk gençliği ne mutlu Türk'üm diyene demekten gurur duyan, muhtaç olduğu kudreti damarlarındaki asil kanda bulan, Türk istiklal ve cumhuriyetinin muhafazı olan kahramanlardır. Türkiye sahip olduğu genç nüfusuyla yüksek öneme sahip bir ülkedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençliğe yapılan yatırımı Türkiye'nin geleceği için önemli olarak görüyoruz. Türk gençliğini tarih şuuruyla yetiştirmek, milli ve manevi değerlere bütünleştirmek, milli kimliğinin güçlendirilmesi çalışmalarına hız vermek, gençlik politikamızın temelini oluşturmalıdır. Türk gençliğinin enerji ve potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, gençliğe yönelik yatırımları ve politikalar arttırmak, gençlerimizin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve serbest zamanlarının değerlendirmesiyle ilgili sorunları çözüme kavuşturmak, Türk gençliğinin hedeflerini zaferle taşlandırmak, Türk vatanı ve Türk milleti adına ciddi bir kazanım olacaktır. Unutulmamalıdır ki gençliğe yatırım yapmayan ülkelerin sonu hüsrandır. Bu noktada Türkiye spor altyapısıyla, sporda tesisleşme atılımlarıyla, sportif yetenek taramasıyla, milli sporcu bursu uygulamasıyla, gençlik ve sporcu eğitim merkezlerindeki çok yönlü faaliyetleriyle başarılı çalışmalara imza atmıştır. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türk gençliğine ve Türk sporuna yönelik yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Sayın Bakanımızın şahsında tüm bakanlık çalışanlarımıza ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, al bayrağımızı şanla, şerefle dalgalandırıp göğsümüzü kabartan milli sporcularımıza teşekkür ediyor. Başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gençliğe yönelik çalışmalarda aynı hedeflere odaklı sivil toplum kuruluşlarının da önemi büyüktür. Türk gençliğine vatan, millet, devlet, bayrak ve mukaddes sevgisi kazandıran Bilge Kağan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Ulu Türk büyüklerinin anlamını kavratan Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye, Abu Hanife'den İmam Maturidi'ye, İman Ocağı'nı hatırlatan Mimar Sinan'dan İtri'ye, Füzuli'den Şeyh Galip'e, Türk'ün estetik ruhunu aktaran Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın varlığı Türk gençliği adına büyük önem arz etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünden temel alan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in "Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz büyük Türkiye'dir. Buluşma noktamız Türk'ün kafası, Türk'ün kalbi, Türk'ün cehri aslisidir" sözünü rehber yapan liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in tarihine, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine, inançlarına ve ruh yapısına sımsıkı bağlı, haraba kul olmayan, hüsrana uğramayan, nefsine teslim olmayan, Kızıl Elma'ya, Turan ülküsüne yükseldikçe yükselme kararıyla ilahi kelimetullah'a giden bir gençlik viyadesini şiar edinen, eğitimden spora, kültürden sanata nice marka projelere imza atıp gurur verici çalışmalar yapan Ülke Ocakları'na ve Genel Başkanı Ahmet Yıldırım'ın şahsında tüm Ülke Ocakları başkanlarımıza teşekkürler sunuyorum. Yaşasın Ülke Ocakları diyorum. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeteneklerini keşfedecekleri, sosyal, kültürel ve bilimsel imkan ve hizmetlerinden yararlanabilecekleri, milli, ahlaki ve insani değerleri benimseyen ve geliştiren, bir gençliğin geliştirmesi hedefiyle ücretsiz bir şekilde hizmet veren, her türlü konfor, teknolojik, altyapı ve imkanları haiz gençlik merkezden sayısının artması memnuniyet vericidir. Seçim bölgem Kiriste'de sporcu eğitim merkezi açılması, atletizm pisti açılması, 10.000 kişilik şehir stadyumu yapılması, Elbeyli, Musabeyli, Polateli ilçelerimize semt sahalarının yapılması gibi gençlerimizden ve sporcularımızdan gelen yoğun taleplerin de değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gençlerimizin ilköğretim ve ortaöğretim kademesindeki yönlendirme çerçevesinde ve yetenekler ölçüsünde istedikleri bölümde yüksek öğrenme devam etme imkanlarına kavuşturulmasını, aldıkları eğitimle çağın şartlarına, ekonomik ve sosyal hayata hazırlanabilmelerini öngörüyoruz. Gençlerimizin en önemli ihtiyaç ve beklentilerin biri de kuşkusuz yeterli, nitelikli ve çağdaş standartlarda yönetim imkanının sağlanmasıdır. Bu alanda ciddi bir başarı sağlanmış ve yurt başvurusu yapan öğrencilerin yaklaşık %96'sı yerleşmiştir. Diğer yandan 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası KYK yurtları yaklaşık 490 bin vatandaşımızın barınması için önemli bir görev ifade etmiştir. KYK yurtları sunulan hizmet kalitesinin yüksek olması, güvenli olması ve diğer imkanlar nedeniyle öğrenciler ve aileler tarafından öncelikli olarak tercih edilmektedir. Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim, demokratik avantajları doğru kullanmak, beşeri sermayemize yönelik yatırımlarda stratejik davranmak, gençlerimizin yaşam kalitelerini arttırmak, Milliyetçi Hareket Partisimizin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sosyal politikalar üreterek gençlerin teveccühünü kazanan Cumhur İttifakı, siyasette gençlerin daha aktif biçimde yer alabilmeleri için bir dizi düzenlemeler yaparak hem Gazi Meclisimizde hem de kamuda gençlerin daha aktif biçimde söz sahibi olabilmelerin önünü açmıştır. Üniversite kontenjanlarının arttırılması, burs ve kredilerin kapsamının genişleterek miktarının arttırılması, okullaşma oranlarındaki başarımız, teknolojik gelişmeler konusunda çalışmalar yürüten gençlerimizin sayısındaki artışa da doğrudan etki etmiştir. Ekonomik ve sosyal hayatın her kademesinde ve karar alma süreçlerinde gençlerimiz yer alacak, gençlerle birlikte tasarlayarak inşa edeceğiz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, geleceğimizin güvencesi gençlerimize her daim inandık. Gençlerimizin dünü bilen, bugünü anlayan, yarına güvenle bakabilen, basiret ve feraset sahibi fertler olarak gelişmeleri temel önceliğimizdir. Tarihinden ve manevi değerlerinden aldığı özgüvenle dünyaya bakan, çağın gereklerini, gerçeklerini değerlendiren ve rasyonel çözümler üreten gençlerimiz, Türkiye'nin küresel güç haline gelme süreci en önemli gücümüzdür. Türk gençliğine en büyük hediyemiz bağımsız ve güçlü bir ülke, kutlu bir millet, varlığı parlak bir gelecek, iş ve aç sorunlarının tamamen çözüldüğü huzurlu ve güvenli bir ortam bırakmak olacaktır. Türk gençliği aklıyla, ahlakıyla, inancıyla, zekasıyla, zarafetiyle, edebiyle, erdemiyle, cesaretiyle parlayan kılıçtır. Tutan kalemdir, okuyan kabiliyettir, seven kalptir, sevilen kalenderliktir. Türk gençliği öz ufkumuz, göz nurumuz, gönül şuurumuzdur. Hepsi var olsun, hepsi mutlu olsun, yolları ve bahçeleri açık olsun. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin devletimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.